Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Çok sağ olun arkadaşlar. Bugünkü konumuz ne var sırada arkadaşlar? Ben şöyle tahtamızı şöyle bir düzenledim arkadaşlar arada. Bakın sanayiyle başlayacağız gençler. Şimdi biz sanayiye başlamadan önce arkadaşlar bu arada konuları tekrar ediyor muyuz? Konuları tekrar eden var mı hocam? Yemin et. Eğer konuların üzerine soru çözmezseydi arkadaşlar bunların hiçbir önemi yok. Uçar gider. Onun için bolca sorularımızı çözüyoruz. Eminsin değil mi? Bugün neler olacaksın? Bugün hocam. Bugün Çorumlu hocam. Bugün Çorumlu olmayı düşünüyoruz. Tamam. Herkes çekip kuvveti bağlıyor hocam. Hocam her gün değiştiği için kendini. Şimdi bugün arkadaşlar sanayiyle devam ediyoruz. Ben şöyle hemen başlıyorum arkadaşlar. Türkiye'de bakın şu cümle çok önemli. Türkiye'de sanayileşme hızı ya da gelişme hızı Avrupa ülkelerinin altında mı üstünde mi? Evet. Sanayileşme hızı Türkiye'de Avrupa ile kıyasladığın zaman Avrupa'nın altında mı üstünde mi? Ne yaparsınız? Sınavda böyle bir cümle gelse. Bak sizin için seçtim bu cümleyi. Dikkatli olun. Lütfen. Türkiye'de sanayileşme hızı Avrupa'nın üstünde mi altında mı? Ne yazayım? Sanayileşme hızımız Avrupa'nın kesinlikle neresinde? Üstünde. Hocam nasıl olur üstünde? Hız olarak onlardan daha hızlı gelişiyoruz şu anda ama sanayileşme düzeyi deyince onları bizden kat kat fazla. O zaman toparlayalım. Türkiye'de sanayileşme düzeyi Avrupa ülkelerinin neresinde? Üstünde mi? Altında mı? Altında ama sanayileşme hızı üstünde. Onu sakın karıştırmıyoruz arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim size ben. Bir yerde sanayileşmenin gerçekleşebilmesi için. Mesela bir yerde ben fabrika açacağım. Ben bunu yapmam için bana neler lazım? Neler lazım? Şuradan başlayalım. Sermaye lazım mı arkadaşlar? Para. Para olmadan yatırım yapamam. Doğru. Ham madde lazım mı? Peki iş gücü lazım mı? Enerji lazım mı? Su kaynakları yazmışım. Mesela bazıları şurada. Hocam ya su kaynakları nasıl bir şey? Tarım mı yapıyoruz sanki diyenler var. Halbuki arkadaşlar şöyle bir şey var. Su kaynakları olunca mesela bazı fabrikalarda buhar kazanları var. O anda suya ihtiyaç duyuluyor. Hele demir çelik fabrikalarında. Su olacak ki o eritilmiş olan demiri bir anda kalıba sokabileyim mesela. Hani hep bunlardan dolayı arkadaşlar su kaynakları lazım, ulaşım lazım, teknoloji lazım. Hocam bunu iyi bir ilkokul öğrencisine sor. O adam zaten bunları bilir. Doğru. Orada bir sıkıntım var mı arkadaşlar? Yok. Yalnız adam öyle sormuyor. Bunlardan hangileri Türkiye için avantaj ya da dezavantaj? Yani artı mı eksi mi? Fazlaysa artı. Azsa eksi yapalım ama orta seviyedeysek yarım artı yapacağız. Nasıl yapalım mesela? Sermaye Türkiye için. Hemen şuradan başlıyorum hocam. Lütfen gözler burada oluyor. Sermaye Türkiye'de artı mı eksi mi? Artı mı eksi mi? Hocam eksi diyemiyor. Paran çok herhalde. Parası çok belli. Sermaye Türkiye'de eksi arkadaşlar. Yani sermayede zayıfız bunu. Biz böyle bir kabul edeceğiz. Ham madde kaynakları bakımından artı mı eksi mi? Artı mı eksi mi? Eksi. Ham madde cevap ver. Eksi. Olur mu ya? Ham madde nasıl eksi olur arkadaşlar? Her tarafta maden var. Tarım ürünlerimiz var. Türkiye'de bakın şöyle söyleyeyim. Türkiye'de para olsa fabrika açsak ne işleyeceğimiz noktasında karar versek. Türkiye'de her şey var. Hangi maden dersen o var. Tarım ürünlerini çevirsek o var. Türkiye'de ham madde kaynakları nasıl? Zengin. Artı. Geldim. İş gücü artı mı eksi mi? Artı mı? İş gücü artı mı eksi mi Türkiye'de? Abi iş gücü artı mı eksi mi? Eksi. Allah Allah. Yani sen fabrika açsan işçi bulamayacak mısın? Arkadaşlar ham bakın bakın iş gücü Türkiye'de ne artısı ya? Ne artısı? Hem de 9. kuvvet. Bir sürü iş gücü var bizde. Bizde düşünsene adam 5 kişiye bir iş ilanı açıyor mesela. Diyor ki şu fabrikaya 5 kişi alacağım. 1000 kişi başvuruyor. Bu normal bir şey yani arkadaşlar. Çünkü niye? Bizde işsizlik var hala. İşsizliğin olduğu yerlerde iş gücü eksiği mi vardır? İş gücü fazlası mı vardır? Fazlası vardır. Sakın! Adam sınavda sorar. Bunlardan hangisi Türkiye için daha elverişli, daha avantajlı derse sakın ham maddeyi de almayın. En avantajlı olan iş gücü. Ama şunu söyleyeyim. Kalifiye elemanlarda sen hocam kalifiye eleman ne? Yetişmiş, nitelikli personelde küçücük sıkıntılarımız var mı yok mu? Var. Küçük. Var mı yok mu? Cevap ver.
O her sektörde var. Hayvancılıkta da mesela yeteri derecede veteriner yok. Tarımda mesela ne yok? Ziraat mühendisimiz yok. Hani onlar normal arkadaşlar. Hani ondan dolayı ama bizde iş gücü deyince böyle soruyu yuvarlak sordu. İş gücü nasıl? 10 numara. Onu karıştırmıyoruz. Enerji artı mı eksi mi? Yakın zaman önceki dersimizde ne dedik? Türkiye'de enerji kaynakları bakımından nasıl? Enerji kaynaklarında zengin ama enerjide dışa bağımlı. Dışarıdan alıyorum çünkü. O zaman enerjiye eksi dersem haksızlık olur. Artı dersem sanki hiç enerjiye ihtiyacımız yokmuş gibi olur. Biz diyoruz ki enerji kaynaklarımız olduğu için istersek eğer enerji kaynaklarımızı elektrik enerjisine çevirebilir miyiz? Çeviririz. Mesela Türkiye'de her yerde lignit var. Nükleer santraller kuruluyor. Hidroelektrik potansiyel var. E genç bir ülke olduğumuz için hatırlayın jeotermal kaynaklar fazla. Ben buna direkt şöyle yapayım arkadaşlar. Yarım artı. Yani zayıf da diyemiyorum. Çünkü zaten bakın cümle şu. Enerji kaynaklarında dışa bağımlıyız diyorum. Ama potansiyel nasıl? Potansiyel fazla demek. İstersen ben bunu elektrik enerjisine çevirebilir miyim? Çeviririm. Hani ondan dolayı arkadaşlar yarım artı. Teknoloji gelişmekte olan bir ülkeyiz. Ha hemen birçok teknolojik faaliyet var ama hepsi yeteri derecede olmayabilir. Mesela örnek veriyorum. Türkiye'de hala daha bugün olmuş yerli otomobilimiz var mı? Yok. Hani ama birçok faaliyet var. Demir çelik olsun, öbürü olsun hepsi var. Ama bazı sanayi faaliyetlerinde kollarında zayıfız arkadaşlar. Ondan dolayı yarım artı. Ulaşım nasıl hocam bizde? Ulaşım. Ulaşım nasıl? Oo, duble yolları falan aldı başını gidiyor hocam. Ulaşım çok iyi. Su kaynakları nasıl? Zaten Allah vergisi olduğu için hani su kaynakları her yerde bizimle ilgili değil zaten bakın. Hocam bunlar bizde olan şeyler. Şimdi ben size bir şey soracağım. Bu artı eksideki muhabbetimiz Türkiye'de var mı yok mu? Diyorum ki sanayinin gelişmesinde ham madde etkili olsaydı hangi bölgemizin daha fazla gelişmesi beklenirdi? Bir cevap alabilir miyim? Sanayinin gelişmesinde ham madde faktörleri etkili olsaydı hangi bölgemizde sanayinin daha fazla gelişmesi beklenirdi? Acaba hangisi? Bölge diyorum. O zaman yani şunu diyorum. Ham madde kaynakları bakımından en zengin olan bölgemizi söyleyin diyorum. Hangisi olur? Hangisi olur? Ham maddede hangi bölge avantajlı? Doğu Anadolu bölgesi arkadaşlar. Ama sanayi en fazla Doğu Anadolu'da mı? Hayır. Peki sermaye bakımından şu anda Türkiye'nin en zengin bölgesi? Para babaları nerede? Öyle düşün. Para. Hah. Hocam bu da Marmara bölgesi. Ben anladınız mı? O zaman diyorum ki Türkiye'de ham madde kaynaklarının dağılımıyla sanayi kollarının dağılımı birbirine paralel mi yoksa değil mi? Eğer paralel olsaydı bugün sanayinin en fazla geliştiği bölge neresi olurdu? Doğu Anadolu olur. Hani ondan dolayı hocam hani böyle çıkarımlar da sorularda gelebilir arkadaşlar. Hani illa bu nerede şu nerede diye sormaz da bu yorumlara da dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi geldim sanayi kollarımızı bir tanıyalım. Öncelikle bak herkese sesleniyorum buradan. Bir sürü sanayi kolu var. ÖSYM bana hangi sanayi kolu nerede? Burada bu var mı? Burada o var mı diye her zaman bunları da sormuyor bana. Tamam biz yazacağız ama arkadaşlar bağlantı kuracağız. Mesela ben maden sanayiye başlarken demir çelik fabrikalarını sizden isteyeceğim. Bana demir çelik fabrikalarını söyler misiniz? Demir çelik fabrikalarımız. Haydi. Şeyden başlayayım mı? Mesela Karabük olmaz mı arkadaşlar? Ereğli olmaz mı? Karabük Ereğli olmaz mı arkadaşlar? Karabük Ereğli demir çelik fabrikaları. Mesela İzmir olur mu olmaz mı? İzmir. Sivas. Oo. Peki hemen yanına geldim. Kırıkkale olmaz mı? Kırıkkale. Bir tane daha yazıyorum şuraya sıkıştırıyorum. İskenderun. Şimdi sınavda bana adam ne soracak? Demir çelik fabrikalarımız nerede diye adam bana sormuyor. Buralarda demir çelik fabrikaları var diyor. Neden kurulmuş? Şu faktörlerden hangileri etkili olmuş? Burada bağlantı kuracağız şimdi bakın. Karabük Ereğli'de eğer demir çelik fabrikası kurulmuşsa bunun sebebi burada demir çıktığı için mi? Yoksa demiri eriten taş kömürü burada olduğu için mi? Ham madde mi oldu, enerji mi? En çok karıştırdığımız yer. Hocam böyle soru geliyor mu? Size yemin ediyorum şununla ilgili onlarca soru var ÖSYM'nin tarihinde. Buraya takmış adam yani. Bizde de şöyle bir şey var. Karabük Ereğli demir çelik fabrikası var ya. Hocam ham madde kaynağı mı? Abi orada demir çıkmıyor ki. Demiri eriten ne var orada? Ha,
taş kömürü var. Onun için diyoruz ki arkadaşlar şuraya biz bu adam enerji. İzmir'de niye kurulmuş olabilir? İzmir'de hocamın dediği gibi limandan dolayı. Artı ama bir şey daha söylüyorum. İzmir'de demir çıkarılır. Hatta demirin şifresi neydi? Sami. Sami'nin ilisi İzmir. Heh. O zaman burada arkadaşlar hem liman hem de ham madde, bakın bunları biliyoruz. Sivas'ta niye kurulmuş? Bak burada rahatladık şimdi. Sivas zaten ne mekanı? Demir mekanı hocam. Sivas divri değil mi? Hocam Sivas'ta yine ham madde kaynakları etkili. Kırıkkale'de niye kurulmuş? Abi Kırıkkale Türkiye'nin stratejik bir bölgesi. Silah fabrikası var. Hani ondan dolayı arkadaşlar bu bölgeye de arkadaşlar biz ulaşım da diyebiliriz. Askeri stratejik noktada diyebiliriz arkadaşlar. Demir çelik fabrikalarından dolayı hocam. Silah fabrikalarından dolayı hocam. Oraya da demir çelik fabrikaları kuruluyor. İskenderun'da niye demir çelik fabrikası var? Demir çıkarıldığı için mi yoksa limandan dolayı mı? Liman, ulaşım şartları hocam. Hemen şuraya da ulaşım yazıyorum arkadaşlar. Onun için sınavlarda böyle bilmenizde çok büyük fayda var. Hele Karabük Dereli'yi unutmayın. O zaman size bir şey söyleyeceğim. Hangi demir çelik fabrikalarının ham madde kaynağına yakın olduğu söylenebilir desem, hangilerinde ham madde vardır? Öyle bir genelleme yapalım. Ham maddenin etkili olduğu. Karabük Dereli'de var mı ham madde? Yok. İzmir'de var mı az da olsa? İzmir'de ham madde kaynağı var. Sivas'ta var mı? Kesinlikle var arkadaşlar. Sivas'ta da var. Değil mi? Bak ham maddeye yakınlıktan dolayı kurulan İzmir, Sivas. Enerji kaynağına yakınlıktan dolayı kurulan hangisi? Karabük. Hocam Karabük ve bak bunlar da bunları ayrı enerji diye arkadaşlar yazıyoruz. Sakın karıştırmıyoruz. Tamam. Sıkıntı var mı arkadaşlar? Tamam hocam, teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz bu arada. Bana bakır işleme yerlerini söyler misiniz? Nerelerde bakır işlenir? Mesela bak haritaya bakın, size bir şey söyleyeceğim. Bakır bir yerde çıkarılırdı hani Karadeniz bölgesinde. Hani orada çıkarılır ama işlenmezdi. Bir yere taşınırdı. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Bak iyi bakın. Kastamonu, Küre'de bakır çıkarılır ama ne yapmaz? İşlenmez. Nereye taşınır? Samsun. O zaman soruyorum. Hangi fabrikanın olduğu yerde ham madde olmadığı halde işlemeciliği vardır? Samsun. O zaman hemen geldim buraya arkadaşlar. Bakır işleme yerlerine Samsun diyorum. Doğru mudur arkadaşlar? Tamam. Yine biraz arkadaşlar Artvin'de var. Elazığ'da var. Diyarbakır'da da var. Nasıl hocam? Antalya'da yok değil mi hocam? Nasıl hocam? Antalya'da. Yok. O Antalya'da olan ferrokrom. Onu unutmuyoruz arkadaşlar. Hani böyle el işçiliği şeklinde olan birçok yeri var. Antalya'da mesela bakır işlemeciliği var derken hani büyük işletme anlamında mesela Erzincan'da bakır işlemeciliği var. Gidiyorsun turistler hani, anladın mı? Çok kısmi. Bizim anlattıklarımız onlar değil. Biz ana bakır atölyelerinden bahsetmiyoruz yani. Biz fabrikalardan bahsediyoruz. Hocam kroma geldim. Türkiye'de biz hocam niye ferrokrom diyoruz? Krom işleyen fabrikalara biz ne diyoruz? Ferrokrom. Peki kaç tane ferrokrom tesisimiz var? Arkadaşlar iki tane. Biri Antalya, biri de Elazığ arkadaşlar. Antalya ve Elazığ. Bor işleme nerede var? Arkadaşlar bor işleme Bandırma'da var. Herkes baksın. Bak Balıkesir, Bandırma. Bu yüzden Bandırma'da bakın demir yolu var mesela. Hani onu unutmayın. Bir de yine arkadaşlar az da olsa Eskişehir'de var. Bazıları hocam diyor borda birinciyiz dünyada. Niye az? Gençler işleyemiyoruz ya. Biz de biliyorsunuz biz bütün madenleri işleyecek kapasitede değiliz arkadaşlar. Onları o şekilde biliyoruz arkadaşlar. Türkiye'de alüminyum tesisi var mı? Alüminyumun ham maddesi neydi bu arada? Alüminyumun ham maddesi neydi hocam? Nasıl? Alüminyumun ham maddesi ne? Hadi ne olur söyle artık. Boksit. Tövbe estağfurullah. Hocam boksitten, hocam alüminyum ham maddesi boksit mi? Evet boksit. Nerede çıkarılır? Konya, Seydişehir'de çıkarılır. Zaten bir tane büyük alüminyum tesisimiz var. O da arkadaşlar Seydişehir alüminyum tesisi. Bir sorun var. Bak sınavda çıkar mı? Çıkar. Şöyle bir bilgi var arkadaşlar. Sizce alüminyum tesislerinde enerjiye duyulan ihtiyaç fazla mı az mı? Bak orada bir bilgiye ihtiyacımız var. Bazı sanayi kollarında elektrik enerjisine duyulan ihtiyaç çok fazla.
Alüminyumda da çok fazla bir enerji ihtiyacı olduğu için Manavgat Nehri üzerinde hemen yakınlarında Oyma Pınar Barajı yapılmış. Manavgat üzerinde Oyma Pınar Barajı yapılmasının aslında asıl amaçlarından bir tanesi de Seydişehir Alüminyum Tesisi'ne ne götürmek? Enerji götürmek. Bak soruyu adam öyle bağlar. Der ki, mesela der ki bazı saray kollarında elektrik enerjisi ihtiyacı çoktur der. Bundan dolayı hangi fabrikanın açıldığı yerde işte böyle bir baraj yapılmıştır der. Santral yapılmıştır der. Cevap ne olur? Bu notu almanızı isterim arkadaşlar. Manavgat üzerinde hangi baraj? Oyma Pınar arkadaşlar. Bunu bilelim. Gençler kurşun çinkoya da Kayseri yazalım. Kayseri, kurşun, çinko birbirlerinin türevi aslında arkadaşlar. Bunlar bizim arkadaşlar maden sanayimiz. Türkiye'de maden sanayi demez de sınavda. Maden sanayi demez de ne diyebilir? Bunun bir kavram var, bunun bir adı var. Maden sanayi demez de bir şey der. Şuraya yazayım. Maden sanayinin diğer bir adı var. Meteoroloji mi? Metalurji mi? Bak 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 iyi bakın bak. Metalurji arkadaşlar. Bitti bu kadar basit. Metalurji. Meteoroloji değil. Meta. Nasıl hocam? Ama o meteoroloji. Bu bak dikkat et bak. Metalurji. Anladınız mı? Öyle düşünün hocam. Hani diğer adı da budur. Geldim tekstile. Bir şey soracağım size arkadaşlar. Türkiye'nin en gelişmiş sanayi kolu hangisi? Ha sesleniyorum. Bu ülkenin en gelişmiş sanayi kolu hangisi? Peki en yaygın hangisi? Bazıları şey diyor. Hocam diyor en gelişmişle en yaygın aynı şey değil mi? Mesela bir sanayi kolu her yerde varsa o aynı zamanda Türkiye'nin en gelişmiş sanayi kolu mudur acaba? Onu soruyorum yani. Bu ülkenin en gelişmiş sanayi kolu, en fazla gelişen sanayi kolu arkadaşlar tekstil. Ama en yaygın sanayi kolu, en yaygın derse o zaman besin. Hocam niye? Bugün Yüksekova mesela. Hani sanayi yok, doğru mu? Ama Yüksekova'da bile fırın var. Ya da herhangi ücra bir köşeye git, bir köye git, kasabaya git, orada bile fırın var. Hocam fırınlar sanayi mi oluyor? Unlu mamiller, aynı şey. O zaman toparlıyoruz. Türkiye'nin en gelişmiş sanayi kolu tekstil. En yaygın? Tekstil. Aynı şey değil. Dikkatli olalım. Şu adam en gelişmiş olduğu için sanayi içinde en fazla istihdama sahip arkadaşlar. Sanayi içerisinde en fazla istihdam neredeymiş arkadaşlar? Tekstilde. Onu da o şekilde belirtelim. Geldim arkadaşlar pamuklu dokumaya. Gençler nasıl hocam? Pamuk dokumaya girmeyelim dedi. Doğru. Hocam pamuklu dokuma Türkiye'de birçok yerde var mı? Bak sakın bunları ezberlemeyin. Söyleyeyim mi size? Pamuklu dokuma gördüğün zaman ya, Türkiye'de o kadar yaygın ki birçok yerde var. Bir de pamuğun yetiştirilmediği yerlerde de var. Mesela bakın Adana'da pamuk yetiştirilir zaten var. Sorun yok. Ankara'da pamuk tarımı yok. Hatta İç Anadolu'da pamuk tarımı yok. Ama Ankara'da var. Hadi onu da bırakın. Hadi Ankara çok büyük şehir. Kayseri. Bak pamuklu dokuma, Kahramanmaraş arkadaşlar, yine Erzurum arkadaşlar, İzmir, Bursa, İstanbul yani bir sürü, Gaziantep hocam pamuklu dokuma çok çok yaygın arkadaşlar onu da söyleyelim. Bu arada Türkiye'nin pamuk ihracatı mı fazla? Pamuk ihracatı mı fazla yoksa pamuktan elde ettiği tekstil mi daha fazla? Tekstil daha fazla. Evet onu da arkadaşlar o şekilde söyleyelim. Geldik ipekli dokumaya. İpekli dokumaya arkadaşlar bakın biz şöyle bir şifre yapıyoruz mesela. Big diyoruz. Nasıl hocam? Bakın Bursa'da var. Gemlik'te var. Yani hem Bursa'da var hem Gemlik'te var. İstanbul'da da arkadaşlar Suni İpek Fabrikası açıldı. Yani biliyorsunuz ipek deyince illa hep doğal ipek anlamına da gelmesin arkadaşlar. Onu da o şekilde söyleyelim. Geldim tiftikli dokumaya. Tiftikli dokuma niye azaldı son yıllarda? Tamam Ankara'da var ama tiftik keçisi vardı. Hatırlar mısınız? Tiftik keçisi üretimleri ne oluyor artık? Azalınca hocam bu da düştü mesela tiftikli dokumacılık. Bir ara Siirt'te de bir vardı falan. Şimdi artık yok denecek kadar az arkadaşlar. Tiftikli de. Bana Türkiye'de önemli halı merkezlerini söyler misiniz? Bana çok önemli. Nasıl hocam? Halı deyince aklına ne gelir hocam?
Halı deyince Bursa Merinos. Marka vermeyelim, reklama girme lütfen. Abi bu arkadaşa bir fatura yaz. Buna bir fiş yaz. Evet. Abi Bursa'da halı var, evet. Manisa, arkadaşlar Manisa Gördes halıları var. Kayseri'de ne var? Bünyan halıları var. Doğru mudur? Kayseri Bünyan. Bir de arkadaşlar Hereçe halısını duydunuz mu? İzmit Hereçe. Aldığımız haberlere göre arkadaşlar acı bir haber. Hereçe halılarının patenti artık bize ait değil. Neyse orada çeşitli desenler varmış. Onlar Çin Seddi deseni miymiş? Ne? Çinliler mahkemeye verdi, kazandılar. Ha bugün bizde bu var halı ama patentleri Çin'e ait arkadaşlar. Daha doğrusu o desenle onu üretemiyoruz mesela. Üretsen de adama işte belli bir oranda bir şeyler vermen lazım yani. Karşılığı var. Hereçe halıları çok eskiden beri meşhurdur bilirsiniz mesela. Hatta Yunanistan'da Gaziantep baklavasını ya o bizim falan diyordular ama onlar kaybettiler. Baklava bizde ama Hereç halısı gitti arkadaşlar. Onu söyleyelim yani. Isparta halılarını bilirsiniz arkadaşlar. Ha bunlar bizim ana halı merkezlerimiz. Yoksa Gaziantep'te halı fabrikası var, İstanbul'da var. Bunlar önemli halı merkezlerimiz. Hazır giyime geldiğim zaman bana ne dersiniz arkadaşlar? Hazır giyimden anladığınız ne? Hazır giyim ne? Aha bu işte. Hazır giyim bu. Giydiklerimiz. Hazır giyim merkezlerimiz nereler? Hadi söyle bana hazır giyim nerede? Oo çok iyi. İstanbul'da hazır giyim var. Hocam bir şey söyleyeceğim. Gaziantep'e buradan selam olsun arkadaşlar. Bakın Gaziantep'e selam olsun. Bu arada önümüzdeki sene de Allah nasip ederse Gaziantep'te isim vermeyelim arkadaşlar. Bir kursta böyle dönemlik olarak ara ara gideceğiz arkadaşlar. Oraya doktrin yayınları adına sürekli birbirimize destek veriyoruz o kurumla arkadaşlar. Hani yayında olduğumuz için ismini veremedim. Ama önümüzdeki sene yine Cavit Hoca, Cavit Ardıç hocamız tarihten. Ben Rıza Akınkayar seneye Antep'e gideceğiz. Onun için Antep'e de bir selam gönderiyoruz. Öyle bakma belki gelirken sana bir şey getiririm Antep'ten. İnşallah. Tamam da söyleyeyim. Tamam. Gaziantep'e selam. Hazır giyimde arkadaşlar. Az önce siz İzmir dediniz hocam. İzmir. Onun devamında arkadaşlar Bursa. Hocam bunları da arkadaşlar ekleyebiliriz. Daha bir sürü yer var da bunlar ana merkezler. Ankara yazılabilir falan. Gençler şimdi besin gıdaya geldim arkadaşlar. Şöyle şey keseyim arkadaşlar. Besin gıda sanayi Türkiye'nin en gelişmiş mi en yaygın mıydı? Ne dedik? En yaygın sanayi kolu. Her yerde var. Hani fırınlar gibi düşünün. Gençler çay işleme nerede? Çay işlemenin tamamı nerede arkadaşlar? Karadeniz'de hocam. Onu öyle bilelim. Çay işleme Karadeniz'de. Bize yetiyor mu? Çay bize yetiyor mu? Yetiyor. İhracat var mı? Var. Hocam yeni duydum. Evet biz çay satıyoruz arkadaşlar. Çok büyük oranlarda değil ama ihracatımızda çok küçük de olsa bir payı var arkadaşlar. Onu söyleyelim. Yağ sanayi deyince benim aklıma bir şey geliyor. Şimdi yağ deyince de ayçiçeğine bağlı yağ derse özellikle Marmara bölgesi arkadaşlar. Mısır derse, mısır özü yağ derse Ege ve yine Akdeniz'i unutmuyoruz arkadaşlar. Tabii. Hocam soya yağı falan var biliyorsunuz hocam. Hani yine Akdeniz'de de bayağı fazla, Ege'de de var. Zeytinyağı gördüğün zaman arkadaşlar özellikle Ege ve Güney Marmara, Gemlik taraflarında arkadaşlar bunları görüyoruz. Hocam niye il yazmadık? Arkadaşlar bu konu besin. Ne dedik? En yaygın. Her şey her yerde olmak zorunda belki. Niye? Bozulur çünkü. Yani mesela bir yağ fabrikası sadece İstanbul'da olursa, sadece Ankara'da olursa onu taşımak hem maliyetli, maliyetini bırakın bir de bozulur. Hani götürme esnasında, ulaşım esnasında bozulduğu için mecburen çok yaygınlık var bunlarda arkadaşlar. Unlu mamuller arkadaşlar hiçbir şey söylemiyorum. Bana unlu mamuller de bir bölge söyle. Unlu mamuller hey unlu mamul hocam. Dünyanın bile en yaygın sanayi kolu bu. Fırınlar işte ya. Ha sen makarna dersin tövbe estağfurullah bu her şey diyebilirsin yani sorun yok. Ama İç Anadolu bölgesini hocam hemen bu şekilde söylüyoruz arkadaşlar. Onu da belirtiyoruz. Şeker, şeker. Bu ülkenin hangi bölgesinde şeker fabrikası yok? Evet doğru aynı bu şekilde soruyorum kendine gel. Bu ülkenin hangi bölgesinde şeker fabrikası yok? Şeker fabrikası olmayan bölge. Doğu Anadolu yok. Doğu Anadolu'da değil mi? Erzincan'da var bizim orada ya. Erzincan, Erzurum, Kars. Şeker fabrikası kaynıyor. Marmara. Marmara mı? Ege. Olmayan bir bölge. Bir bölge var. Hem şeker pancarı tarımı yok hem de fabrikası yok. Güneydoğu arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ne tarımı var, ne fabrikası var.
Ya hocam iyi güzel de su geldi artık. Daha karlı ürünler dururken adam niye bunu üretsin orada? Tamam mı? Bu ülkenin ilk şeker fabrikası hangisi? Geçen günde de konuştuk derste bak. Kayıtlarımız da var. Bu ülkenin en ilk açılan şeker fabrikası. İlk şeker fabrikamız neresi söyleyelim? İlk şeker fabrikamız Uşak Nuri Şeker. Ama ilk şeker üretimi Kırklareli Alpullu. Hocam saçma değil mi? Uşak'taki fabrika tamamlanmış ama şeker pancarı gelmemiş Türkiye'ye. Biz şeker pancarını Cumhuriyet döneminden sonra aldık mesela. Çayda da aynı durum vardı. Hatırlayın Zihni Derin getirmişti mesela. O zaman diyorum yapılan ilk şeker fabrikası derse Uşak Nuri Şeker. Adamın adı Nuri'ymiş. Soyadı kanununda Atatürk demiş ki senin soyadın Şeker olsun. Nuri Şeker. Bu orada kalmış. Ama ilk şeker üretimi yapan fabrika devlettir bak. Nuri Şeker özel, Kırklareli Alpullu devlet. Hatta devletçilikle açıklanırdı Alpullu. Ama Uşak'taki değil. Ona da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Peki hocam besinde arkadaşlar bunlar var. Bir de şunu söyleyeyim yazmadık ama et, süt nerelerde olur? Türkiye'de et, süt, mandıra, besi nerede olur? Haritaya bak. Nerede olur? Samsun mu? Et, süt nerede olur? Marmara bölgesi ya. Hocam Marmara bölgesi. Niye Marmara bölgesi derseniz tüketici nüfus çok fazla. Değil mi? Bak hocam et, süt sanayi nerede dediği zaman Marmara çevresi. Nüfusa göre hocam yani. Tamam Samsun'da yok demiyorum. Vardır da. Ya Samsun'da 50 işletme varsa burada 1000 tane olacak ki arz talebi karşılasın ya. Olmaz olur mu? He, Van'da koyun çoktu diyorsun. He. Ama işte fabrikaya dönük olması lazım. Hani o mesela Kayseri'de et ürünleri yok mu? Kayseri pastırması var mı yok mu? Afyon'da Afyon Cumhuriyet sucuğu. Hani böyle lokal bölgeler var ama en iyi dediğimiz zaman yoğunluk anlamında kesinlikle arkadaşlar Marmara bölgesi bilginiz olsun. Haritamı şöyle indireyim arkadaşlar. Hatta şu tarafa alsam olur mu? Tamam haritamız gözümüzün önünde kalsın arkadaşlar. Şu tarafı silebilir miyim arkadaşlar? Yazdınız mı? Çok teşekkür ediyorum gerçekten çok naziksiniz. Şimdi gençler ne yapalım biliyor musunuz? Makine sanayi diyorum arkadaşlar. Arabalardan bahsedelim, uçaklardan bahsediyoruz. Bakın gençler şöyle yapıyorum ben. Makine sanayi dediğim hemen altına otomotiv diyorum arkadaşlar. Otomotiv, araba fabrikalarını bana söyler misiniz? Araba. Bana araba fabrikalarını söyler misiniz? Bu ülkede araba fabrikaları. Hocam hani yerli arabamız yoktu. Yabancılar geldi burada araba fabrikası açtı. Niye? Bizde ucuz iş gücü var. Bugün bizde bir araba fabrikasına deseler ki mesela Bursa'da bir araba fabrikasına deseler ki işçi alınacak maaşı 2000 lira deseler. Nasıl bir kuyruk olur? 2000 lirayla 1000 dolar bile gelmiyor doğru mu? 1000 euro bile gelmiyor. Aynı işçi Amerika'da Avrupa'da belki 10.000 euroya çalışıyor. Böyle nitelikli bir iş kolunda hele bir de kalifiye ise. Ne yapmışlar? Büyük firmalar Türkiye'ye geçmişler. Amaç ne? Ucuz iş gücü. Bizim işimize gelir mi? Otomotiv bizim işimize gelir mi bu kadar fazlaysa? Bakın hocam neler var? Abi İstanbul'da otomotiv var değil mi? Ankara'da var mı? Ankara'da MAN var mesela. Mesela Türkiye'nin büyük bir araba fabrikası Aksaray. Mercedes. Hocam reklam yapmayın zaten onların reklamı var. Onu da söyleyelim hocam. Aksaray İzmir'de var arkadaşlar. Manisa'da yine parçaya dönük de olsa var. Gaziantep'te bazıları hocam Gaziantep'te araba fabrikası görmedim. Ben de görmedim doğru. Ama parça üretiyor. Parça ürettiği için seçeneklerde gördüğün zaman o da otomotive giriyor arkadaşlar. Hani Adana arkadaşlar. Bakın yine aynı mantıkta Eskişehir arkadaşlar. Duydunuz bunları? İzmit. Gençler tabii ki orada hemen Bursa'yı patlatıyoruz arkadaşlar. Bursa bizim neyimiz? Otomotivde bir dev arkadaşlar. Onu öyle biliyoruz. Bursa'yı yazdık. Bir şey söyleyeceğim size. Bu araba fabrikalarını ben yazdığım zaman sizin aklınıza gelen bir şey var mı? Mesela tamam bunlar kurulmuş ama bunların Türkiye'ye katkısı sadece iş gücünde mi? Yani istihdam mı yaratıyor? Vergi geliri de sağlar mı? İhracat yapar mıyız bunlardan biz? Türkiye bundan ihracat yapar mı? Yani dışarıya bir şey satar mı Türkiye bunlardan? Hemen söylüyorum bunu herkes duysun. Türkiye'nin 2015 TÜİK verilerinde ne diyor biliyor musunuz?
2015 TÜİK diyor ki Türkiye'nin en fazla ihracat yapıp para kazandığı sanayi kolu otomotiv. Bazıları diyor ki hocam ya bizim yerli arabamız yok. Ben de biliyorum yok. Nasıl oluyor söyleyeyim mi? Mesela gidiyorum Mercedes'e. Mercedes'e diyorum ki bana 1000 tane otobüs yap diyorum. Ülke olarak. Ya da bir iş adamı gidip ondan alıyor mesela. 10 liraya mı satılıyor? Adam 7 liradan alıyor. Kendisi dışarıya satıyor. Aracı oluyor. Tamam onu ben üretmedim ama ne yapmış oldum? İhracat yaptım. Türkiye'nin ihracatında en fazla gelir nerede? Otomotivde. Notunuzu anlayacağım. Bu bilgi sorusu. İhracat gelirlerinde en fazla otomotiv. Hocam TÜİK'te baktım otomotiv yazmıyor. Orada motorlu taşıtlar yazıyor. Değişen bir şey yok arkadaşlar. Bunu o şekilde söyleyelim yani. Şimdi arkadaşlar otomotivi yazdık. İhracatta birinci olduğunu arkadaşlar. İhracatta birinci olduğunu notlarını aldınız. Şimdi geldim buraya. Uçak fabrikalarımız. Uçak. Bu ülkede uçak fabrikası nerede var? Kaç yerde uçak fabrikası var? Hadi bırakma artık kendini söyle. Söylemiyorsun değil mi? İki tane uçak fabrikamız var. İki tane. Biri Ankara, biri Eskişehir. Başka uçak fabrikamız yok. Arkadaşlar Ankara ve Eskişehir. Hatta hatırlar mısınız bizim ilk uçak fabrikamız Kayseri'de açılmıştı. Sonra kapandı falan. Ben kayıtlara baktım. Bu ülke eskide uçak ihracatı yapıyormuş. Düşün yani. Yıllar önce. Ne oldu? O uçaklar şimdi uçuyor mu? Vallahi nerede olduğunu bilmiyorum yani. Bazıları yazıyor hocam bizim uçağımıza mı güvenmişler? Abi biz yaptı mı tam yaparız uçarız yani. Öyle bir şey yok. Şu anda Ankara ve Eskişehir'de var arkadaşlar. Uçak yetmiyor çoğu zaman alıyoruz arkadaşlar. Onu söyleyelim. Lokomotif. Mesela lokomotif dediğimiz arkadaşlar. Lokomotif deyince arkadaşlar Eskişehir. Yani illa fabrikası değil. Lokomotif parça parça üretiliyor mesela. Bak bakın ben şöyle yazayım. Lokomotif vagon yazayım. Birlikte alalım. Hani şimdi lokomotifimiz parça parça üretebiliyoruz. Ray fabrikası ayrı yerde olabilir. Vagonu ayrı yerde olabilir. Yolcu vagonu ayrı, yük vagonu ayrı. ÖSYM bize nerede yolcu vagonu yapılır diye sormaz ama lokomotif vagon deyince aklınıza bir kere Eskişehir gelsin hocam. Doğru mu? Sivas'ta yine arkadaşlar ray falan üretiliyor. Sivas'ta. Bursa'da arkadaşlar var. Buralarda arkadaşlar özellikle Eskişehir'i unutmayın arkadaşlar. Bu ülke sizce lokomotif ihraç etmiş midir? Kime? Adı ne? Bulgaristan'a lokomotif sattık. Adını da İpek Böceği koyduk. Tabii canım. Hani Güney Marmara ya. Ya Bulgaristan'a biz şahsen lokomotif sattık. Bunu da bu şekilde söyleyelim. Mesela bugün Kadıköy Kartal metrosu Türk malı. İçine bir her gün gidip geliyorum bile bak değişik bir. Türk malı yazıyor. %100 Türk malı. Gayet de güzel gidiyor yani. Tabii canım. Bu, mesela bu yaz sıcağında bir binince hocam rahatlıyorsun. Serin mesela. At kokuyor hocam. Tabii canım. Ne kokuyor? Anladım. Çok harika kokular var tabii ki. Toplu'da şimdi bizi izleyenler gülüyor ama İstanbul'da böyle güzel kokulu mekanlar bulmak çok zor. Tabii onu da belirtelim yani. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Ne olur durmayın. Devam edeyim. Bana lütfen beyaz eşyayı söyleyin. Bursa. Beyaz eşya. Bursa. Bu ülkenin beyaz eşya devi nerede? Beyaz eşyada bir dev. Onlarca ülkeye ihracat yapıyoruz. Bilmeniz lazım ya. Manisa'da. Hatta adından da bir spor kulübü olmuş. Söyleme. Manisa Vestel. Adını söyleme. Hocam Manisa tabii. Arkadaşlar Manisa'da var. İstanbul'da var. Arkadaşlar Eskişehir'de var. Tamam mı hocam? İzmir'de var. Bize beyaz eşya çok yani arkadaşlar. Allah'a şükür yani. Ondan sonra Tekirdağ'da var. Arkadaşlar beyaz eşya çok. Elektronik için de şöyle bir şey söyleyeyim. Bak ben her zaman söylüyorum. Türkiye elektronik ihracatı var diyorum ben. Mesela biz lisanslara sınavını gördünüz. Lisanslardaki soruları gördünüz mü? Evet. Arkadaşlar. Çok güzel. Mesela biz dışarıya elektronik malzeme satar mıyız sizce? Bak mesela bizim Çin'den en fazla aldığımız ürün elektronik. Ama biz elektronik malzeme ihracatımız da var. Mesela arkadaşlar İstanbul'da bir marka var. Hani bizim Türk markası sonuçta konuşalım. Mesela Yumatu. Onu ne malı bilirdiniz siz? Yumatu. Japon gibi duruyor değil mi? Yumatu. Açılımı ne?
Yusuf Mahmut Tuncer. Tabii üç kardeş oldu söyleniyor. Tabii Yumatu eskiden beri var mesela. Bizde var yani arkadaşlar. Onları söyleyelim. İstanbul'da da fabrikası var. Gençler elektronikte falan filan bunları yaptık. Şu en alta bilmiyorum acaba kameramanımız ne diyor? Abi şu kısmı görebiliyor musunuz acaba? Bana tersanelerden bahseder misiniz? Bu ülkede tersane ne var? Hocam tersane ne? Büyük gemi yapım atölyeleri. Öyle ufak tefek. Hocam bizim orada da var. Niye yazmadım? Kayıt yapıyorlar falan. Öyle değil. Yük taşıma amaçlı. Büyük olacak. Mesela hocam İstanbul'da var mı yok mu? O zaman ben ne diyeyim İstanbul'da var derken nere diyeceğim? Tuzla var mı yok mu Tuzla? Pendik? Tövbe estağfurullah. Çanakkale'de var mı? Çanakkale'de var mı? Çanakkale'de var. İzmir'de var. Doğru mudur? Haliç'te var mı yok mu? Haliç'te tersane hale var. Tamirhane boyutunda hale var arkadaşlar. Tabii Haliç'te de var. Bir şey soracağım size lütfen. Gözler burada olsun. Bana Türkiye'de bir yer söyle. Aa haritada burada. Harita burada. Adamın denizi yok ama küçük de olsa bir tersanesi var. Bak adamın denizi yok ama küçük de olsa bir tersanesi var. Tabii ki bunları da karşılaştırmıyoruz ama küçük de olsa var yani. Denizi var mı? Yok. Tersane mi var? Var. Tabii canım. Hangi bölge hocam? Sen şimdi birazdan diyeceksin ki ben oralıydım diyeceksin. Hani şey diyeceksin bak. Denizi yok gençler. Bitlis. Gel buraya. Bitlis. Tatvan. Van Gölü'nde. Ne demiştik ta gölleri anlatırken hatırlayın. Van Gölü'nde adamlar feribotla treni karşıya geçiriyorlar. Van Gölü'nde balıkçılık var. Van Gölü'nde Akdamar Adası var. Akdamar Kilisesi var. Turizm var. Tabii arkadaşlar buraya da bakın şöyle çok büyük değil ama küçük de olsa hocam bir tersanemiz var. Onu da arkadaşlar o şekilde söylüyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Makine sanayinde arkadaşlar şöyle bir elden geçirmiş olduk gençler. Ben şu tarafa hemen şöyle bir sileyim. Gençler eğer müsaitseniz siz, yani ben müsaitim ama siz de müsaitseniz orman sanayi deyin arkadaşlar. Orman. Bakalım orman sanayinde neler karşımıza çıkacak. Orman sanayini biz ikiye ayırıyoruz. Ağaçlardan ne yapılır? Buraya bak. Bu ne? Ya mobilya yaparsın. Değil mi? Ya da kağıt yaparsın. Özellikle. Ha hocam ormanlardan başka şey yok mu? Gıdada kullanılmaz mı? Mesela çam fıstığı doğru mu? Ormanlardan mesela bazı ağaçlarda mesela sırla ağacı var. Endemik bir tür. Sadece işte menteşeler çevresinde vardı. Mesela sığla ağacından kozmetikte falan da kullanıyoruz. Yine ağaçlardan ilaçta kullanıyoruz. İşte ağaçların bazı yapraklarından çay yapılıyor. Bitki çayları falan. Bilirsiniz hocam bunları. Tabii o yan ürün onlar var. Onlara bir şey demiyorum. Ama ana ürünler dediğim zaman arkadaşlar orman ürünleri dediğim zaman şöyle yapalım mesela. Mesela kağıttan başlayayım arkadaşlar. Türkiye'de kağıt fabrikaları nerelerde vardır? Bir konuşalım hocam. Bu ülkeye kağıt yeter mi yetmez mi? İçindekileri söyle artık. Bu ülkeye kağıt yeter mi yetmez mi? Arkadaşlar bize kağıt yetmiyor. Evet yani çok okuyor muyuz artık bilmiyorum. Tövbe estağfurullah neden kağıt? Ya şu an konuşmak istemiyorum lütfen. İftar yaklaşıyor hocam. Öyle şeylerden bahsetme. Bize kağıt ben kendimi bildiğim bileli hocam. Bize kağıt yetmiyor. Tabii kağıt hamurunu dışarıdan alıyoruz arkadaşlar. Malum bana kağıt fabrikalarını söyler misiniz arkadaşlar? İstanbul'da kağıt fabrikası var mı? Nerede var sence? Kağıthane'de mi? Olmaz. Halkalı'da var. Tekirdağ'da var arkadaşlar. Karadeniz'de Zonguldak Çaycuma'da var arkadaşlar. Zonguldak Çaycuma. Kastamonu'nun Taş Köprüsü'nde var. Ondan sonra Giresun'un neresinde var? Aksu'sunda var. Giresun, Aksu'da var. Gençler İzmir'de var. Muğla Dalaman'da var. Mersin Taşucu'nda var. Kağıt fabrikalarımız var. Mesela Afyon Çay'da kağıt fabrikasının işi ne? Afyon Çay diye bir ilçesi var. Afyon Çay. Biz böyle yıllarca anlatıyoruz ama bunların birçoğu kapalı arkadaşlar maalesef. Şimdi ben mesela ben bunu anlattığım zaman Giresun, Aksu'dakiler bana seslenip de hocanın haberi yok. Kapandı. Ben de biliyorum çoğu kapandı. Afyon Çay'da kağıt fabrikası hala yazar ama kapanalı 25 sene olmuş. Ama biz yine
soru bankalarında denemelerde gördüğümüz için anlatmak zorundayız yani. Mesela Çay Cuma bile eski potansiyelinde artık çalışmıyor arkadaşlar. Mesela İzmit Seka hatırlar mısınız? Evet. Bak kapandı mesela. Hatta kapanırken millet yürüyüş yaptı işte falan, bir sürü işçi işten çıkarıldı falan. Şimdi zannedersem yeri park oldu. Hatırlamanız için söyledim yani. Hani bunlar var arkadaşlar yani. Bunları arkadaşlar bu şekilde not alın arkadaşlar. Afyon Çayı da isterseniz yazabilirsiniz ama ya o da kapananlar arasında arkadaşlar. Onu da o şekilde söyleyelim. Ben hemen mobilya diyorum arkadaşlar. Mobilya. Bana mobilya fabrikalarını söyleriz hocam. Bana mobilyayı söyle. Bana mobilya fabrikalar. Türkiye'de mobilya devri neresi? Bursa. Buyur. Burası mı? Bursa. Bursa. Hocam İnegöl. İnegöl, Bursa. Doğru. Ankara. Ankara mobilya. Doğru mu? Çok güzel. İstanbul arkadaşlar çok önemli. İstanbul'da ne var? İstanbul'un Avrupa yakasında büyük bir fabrika var. Hatta gidiyorsun diyorsun ki benim evime göre şunu yap diyorsun. Adam yapıp veriyor mesela. Masko. Tabii Anadolu yakasında da Dudullu'da. Modoko. Duydunuz mu bunları? Reklamlarda falan duymuştunuz mesela. Bunlar da İstanbul'un markaları mesela hocam. Çok farklı yani. Şu an konuşmak istemiyorum. Onun için mobilya da böyle. Türkiye mobilya ihraç eder mi? Biz mobilya ihracatı yapıyoruz arkadaşlar. Hocam gerçek mi? Gerçek. Mobilya ihracatı yapıyoruz arkadaşlar. Onu o şekilde söyleyelim arkadaşlar. Hemen kesik attım hocam buraya. Orman ürünlerini hocam kabaca bir gördük. Ormanlardan bir daha söylüyorum. Gıdada da kullanılır. İzmir'de çam fıstığı mesela. Hatta damla sakızı aromalı falan gıdada var. İlaçta var, kozmetikte var hocam. Sunta elde ediyorlar mesela. İşte MDF falan. Hani bunları gördüğünüz zaman bunlar da ormanlardan elde edilen ürünler arasında arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Bunları da bu şekilde bilelim arkadaşlar. Şimdi ben bu tarafa gelirken hemen kimya sanayi diyeyim arkadaşlar. Kimya sanayini de hemen şöyle kırmızıyla yapalım arkadaşlar. Çünkü kimya sanayi dediğim zaman hocam ben sınıfa bir şey söylemek istiyorum. Lütfen gözler burada olsun. Türkiye hangi sanayi kolunda, ham madde olarak hangi sanayi kolunda dışarıya olan bağımlılığı daha fazladır? Kimyada niye söyleyeyim mi? Çünkü kimya sanayinin içerisinde petrol rafinerleri var. Dışarıdan alıyorum. Doğru mu? Hatta şöyle bir kısaca yazalım. Daha bir önceki derslerimizde yazdık ama İzmir il benden, yer senden. İzmir alo. İzmit İpraş çok iyi. Kırıkkale Orta Anadolu. Hamitabat doğal gaz çıkarılan yerde o kırklar eli. O kırklar eli bu Kırıkkale petrol rafinerisi. Ondan sonra ama karıştırmayın ha. Hamitabat doğal gaz çıkarılan yer. Değil mi? Geldim Mersin Ataş. Doğru mu? Bir tane daha yazalım arkadaşlar. Bilen var mı? Hadi Batman rafinerisi arkadaşlar. Bir şey soracağım. Hangi bölgelerimizde petrol rafinerisi yoktur? Olmayan bölgeleri bana sayın. Ben yardımcı olayım. Karadeniz'de var mı? Yok. Doğu Anadolu'da var mı? Yok. Geri kalan bütün illerde var. Bak Akdeniz'de var. Ege'de var. Marmara'da var. Güneydoğu'da var. İç Anadolu'da var. Olmayan bölgeler hangileri? Karadeniz'de Doğu Anadolu. Hani böyle bir soru da olabilir arkadaşlar. Dikkatli olalım. Petrol rafinerisi bu arkadaşlar. Şöyle yaptım arkadaşlar. Ben ilaçla kozmetiği bir yazıyorum. İlaç kozmetik arkadaşlar. Türkiye'de ilaçta biz dışarıya bağımlıyız desem doğru mu? Arkadaşlar biz ilacı genelde dışarıdan alıyoruz yani. Tabii. Birçok ilacın markasına bakın. Hatta yazar şöyle mesela. İthalatçı firma derim mesela. Birçok ilaçta. Tabi bu biraz da imkansızlıklardan dolayı da değil. Bir de dünyada her yerde tıpla ilgili çalışmalar var. Her ilacın muadili var mesela. Onu da alıyoruz. Çünkü hani sağlık olduğu için. Ondan dolayı da arkadaşlar dışarıdan alıyoruz. İstanbul arkadaşlar. İstanbul tabii ki var. İzmir var. İzmit var. Tekirdağ arkadaşlar. Bunlar bizim ilaçta, kozmetikte önde olan şehirlerimiz arkadaşlar. Tamam bunları bilelim. Mesela gübre fabrikası diyorum. Dün bir şey söyledim hayvancılıkta. Gübrenin ham maddesi hayvancılıkla ilgili bir şey mi? Yoksa bir maden mi? Demiştik ki hayvancılığın ham madde olduğu sanayi kollarından değildir demiştim.
Gübre değil mesela. Bak şimdi daha iyi anlayacaksınız. Gübrenin ham maddesi ne? Gübrenin ham maddesi genelde fosfat arkadaşlar. Hatta Mardin Mazı Dağı'nda çıkarılırdı. Yetmediği için Fas, Tunus, Cezayir'de ne yapıyorduk? İthal ediyorduk. Bana gübre fabrikalarımızı söyler misiniz? Küçükler de olabilir mesela gübre fabrikaları. Akdeniz'den başla. Adana'da var mı yok mu Adana'da? Mersin'de var mı? Adana, Mersin. Biraz içeri girdiğim arkadaşlar Konya'da var. Elazığ'da var. Doğru mu? Samsun'da var arkadaşlar. İzmit'te var. İstanbul'da var. Doğru mu arkadaşlar? Bandırma'da var. Gibi gibi bir şey soracağım. Niye çoğu? Bak şimdi bak. Adana, Mersin, İzmit, Samsun, İstanbul, Bandırma. Niye bunların çoğu? Bak kıyıda. Aklına bir şey geliyor mu? Eğer bir sanayi kolu kıyılarda toplanmışsa aklına bir şey gelmesi lazım. Demek ki onun ham maddesini ithal ediyorum. Gemiyle getirmem daha kolay olduğu için bari denizin kenarına fabrikayı kurayım da gemiyle rahat getirdim. 100 tane kamyonun getireceği yükü bir seferde getirebilirim arkadaşlar. Hani ondan dolayı dedik arkadaşlar. Doğru mudur? Bunu da bu şekilde söyleyelim. Hocam, peki hocam Elazığ'da kurulmuş özel sektör arkadaşlar kurulabilir. İlla hepsi kıyıda olacak diye bir kural yok. Hani onları da arkadaşlar o şekilde söylüyoruz. Kimya sanayinde arkadaşlar genelde bu şekilde yaptık. Şu kısmı sileyim arkadaşlar size ben hemen. Şimdi bir de arkadaşlar taşa toprağa dayalı sanayi kolları var bilir misiniz? Taşa toprağa da hocam o ne ya? Bazıları diyor hocam ya taşa toprağa dayalılar ne demek? Mesela taşa toprağa dayalı demek ham maddesi direkt doğadan alınanlar. Mesela herkes baksın çimento. Çimento yaygın mı değil mi? Hemen soruyorum çimento yaygın bir sanayi koluysa yaygın olmasının temel sebebi ne? Yaygın olmasının temel sebebi ne? Çünkü bunun ham maddesi ne? Bol arkadaşlar. Çimentonun ham maddesi taş toprak. Kimyasalı karıştırıyorsun çimento oluyor. Bunu kurmak daha kolay. Ham maddenin başına kuruyorsun. Ham maddeyi taşımana da gerek yok. Mesela herhangi iş beklemediğin bir yerde bile bir fabrika kurulabilir. Mesela örnek vereyim Erzurum Aşkale. Hani Aşkale çok büyük bir ilçe değil ama adamlar oraya fabrika kurmuşlar. Niye? Çünkü ham maddeyi yakalamışlar mesela. Bunun için arkadaşlar bu çok yaygın. Bunun arkadaşlar ihracatı da nasıl arkadaşlar? Fazla olan bir tabii ki sanayi kolu. Kullanımı çok fazla mı? Kullanımı fazla mı? Evet. Fazla. Bir de şöyle duyarsan mesela derse ki çimento fabrikaları niye yaygın derse ham maddesi bol. İhracat yapılması da teşvik ediyor iş hani kurucuları. Peki kurulum maliyetinin diğer sanayi kollarına göre daha az olması. Hocam o ne demek? Mesela sen bir yere bir araba fabrikası açıyorsun. Ona harcayacağım parayla bir çimento fabrikası açmak için hani harcayacağım para bir değil. Bunun kurulum maliyeti daha az. Hani 15-20 trilyonla kuruyorsun yani düşün. Bir şey değil yani para olarak tabii. Bazıları diyor hocam az para mı? Diğerlerine göre az yani. Yapacak fazla bir şey yok. Mesela geldim seramik diyorum arkadaşlar. Bana lütfen seramiklerden bahset. Seramik. Seramik deyince yani fayans. Seramik deyince aklına ne gelir? Arkadaşlar Kütahya harikasınız. Doğru mu? Bilecik'te olur mu olmaz mı? Bilecik'te olur arkadaşlar. Peki Çanakkale'nin bir ilçesi var. Üç harfli. Tövbe estağfurullah. Üç harfli. Güzel konuş. Üç harfli. 2006 KPSS sorusu biliyor musunuz bu? Gerçek diyorum. Hatta adam sadece ilçeyi yazdı. Hangisi seramik merkezdir dedi. Çanakkale Çan. Of. Çanakkale Çan. Ha hocam Ankara'da yok mu seramik? Var. Eskişehir'de yok mu? Var. İstanbul'da yok mu? Var. Bu böyle çimento gibi çok yaygın değil. Bu ustalık isteyenmiş arkadaşlar. Tabii seramikte ihracat var mı? Seramik ihracatı yapar mıyız? Yaparız arkadaşlar. Ankara, Eskişehir, İstanbul. Özellikle Kütahya'ya, Çanakkale'ye arkadaşlar bunlara dikkat ediyoruz. Geldim cam. Cam diyor. Cam fabrikaları genelde nerelerde olur mesela? Genelde. Cam fabrikaların çoğu nerelerde? Mesela bak bir şey yazayım bir çıkarımda bulunun siz. Cam fabrikaların çoğu kıyılarda. Neden? Bak İstanbul'da cam fabrikası var. İzmit'te cam fabrikası var. Doğru mu? Mesela
Kırklareli'de cam fabrikası var. Mesela Bursa'da cam fabrikası var. Mersin'de cam fabrikası var. Doğru mu acaba? Acaba doğru mu? Tamam, bunlar güzel. Cam fabrikalarımız var. Niye çoğu kıyılarda? Çünkü bunun ham maddesi silisyum kaynağı olan deniz kumu. Tabii. Ama hocam Ankara'da da cam fabrikası var. Eskişehir'de de cam fabrikası var. Tamam. İlla her yerde uymak zorunda değil. Ama çoğu deniz kıyısında olmasının sebebi ham maddesi ne? Deniz kumu arkadaşlar. Onu da söyleyelim hocam. Onu da o şekilde belirtiyoruz arkadaşlar. Gençler tabii bunlar da çok önemli. Hocam size notunuzu al, ne onu söyleyeyim. Sevgili hocam notunu al. Evet. Buyurun hocam. Buyurun hocam. Şey diyeceğim, ben unutuyorum hocam. Bir soru. Evet, hocamızın sesini alamadık. Hocam buyurun. Hocam bir soru bankası tavsiye edeceğiniz. Arkadaşlar bir dakika. Gençler bu aralar, bu arada şu hocam şunu da belirteyim ben. Şimdi biz konuları anlatıyoruz arkadaşlar. Gerçekten bir karşılık yok yani bu işler. Biz sadece hani sezonumuzu bitirdik ama ikinci sezonumuz olan hani ön lisanslara neler yapabiliriz diye böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Bize bu aralar gerçekten telefonuma bir bakın arkadaşlar. Yani bunu size de çok söylüyorlar. Hocam sizi başınızı bekliyorlar. Belki konuları işlemişler. Sizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Bunu yazanlar var çok. Çok dua alıyoruz arkadaşlar. Çünkü çok haklılar. Adam bilgisayarı açıyor. Orada evinde otururken bir konuyu dinleyebiliyor. Yani bir de şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bir de tam adabı usulüne uygun olarak anlatıyoruz. Mesela hiç atladığımız şeyler olmuyor. Ön lisansa uygun hale getiriyoruz mesela. Hani mesela ben şunu da görüyorum mesela. Herhangi birisi 3 tane konu anlatıyor. YouTube'a atıyor, gidiyor evine. Öyle olmaz ki. Adam diyor ki birinci konuyu gördüm ama iki nerede diyor. Hani o sıralamaya göre de yaptık arkadaşlar. Bu ara bize gelen müthiş bir soru var. Hocam bu hep doktrin yayınları falan diyorsunuz, asmışsınız, anlatıyorsunuz da hiç kaynağınız var mı? Kaynaklarımız arkadaşlar ben bugün getirdim. Bakın hocam bizde, şimdi bizde bir sürü kaynak var. Ben coğrafya için söyleyeyim, diğer arkadaşlar da bunu söyleyecek. Mesela bizim arkadaşlar şu soru bankamız, coğrafyanın doktrini. Bakın, bu arkadaşlar lise, düzeltiyorum, lisans ve ön lisanslar için uygun yaptık biz bunu. Yani bunu, şu kitabı çözen bir adam arkadaşlar, ön lisans sınavına çok rahat bir şekilde hazırlanabilir. Hocam liseye gider mi? Aynı şey, değişen bir şey yok. Yani peki hocam ben şu kitabı da gördüm, bu son viraj ne? Gençler biz şöyle yaptık mesela açıkçası. Bazıları diyor hocam bu da soru bankası, bu da soru bankası. Niye iki tane aynı yayından soru bankası? Gençler bu iş nasıl biliyor musunuz? Coğrafyada herkesin seviyesi aynı değil. Biz diyor, dedik ki arkadaşlar, benim coğrafyam hocam daha yeni başladım bu işe. Coğrafyada hala karıştırıyorum diyorsan bu kitabı çözeceksin. Önce bu. Benim coğrafyam normalin çok üstünde hocam. Eksik tamamlıyorum artık. Sorularda çok iyiyim diyorsan gel bunu. Son viraj. Son virajı çözerken adı üstünde bak son viraj. Virajlara dikkat edin. Virajdan çıkmayın, dikkatli olun. Hocam moralimi bozar mı? Bozabilir. Açıkça söylüyorum. Bunda bir testte bir iki yanlış yaparsan çok mutlu olursun. Bunda 4-5 yanlış yaptığında sakın mutsuz olma. Bu böyle gerçekten arkadaşlar. Yani şurada ben uzman olmak istiyorum. Hiç soru kaçırmayacağım. Al o zaman bu. Ama bununla başlama ne olur. Bak açıkça söylüyorum. Kitap alacaksan önce bununla başlama. İkisini birden alsan bile önce bununla başla. Bu kadar. Sevgili arkadaşlar şu kitap seçti. Çıktığı haftadan birkaç hafta boyunca kitap seçti. Türkiye'nin en fazla satan soru bankası oldu. Bize, beni hiç tanımayan adamlar bile Türkiye'de aradılar. Hocam ya tebrik ediyoruz dediler. Nasıl bir soru bankası? Gerçekten biraz sert. Evet kabul ediyoruz. Moralinizi bozan sorular var ama yani sizi her yönüyle böyle donata donata eksiklerinizi tamamlayacak soru bankası. Ama ben ön lisanslara, lise ön lisanslara önce bunu öneriyorum. Önce bu. Hocam bunları çözdükten sonra deneme çözebilir miyim? Gençler şöyle de bir deneme sınavımız var. Coğrafyanın doktrini deneme sınavı. Bunu da en son ama. En son çözebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Kemal Aslan hocamız var. Hüseyin Ulutaş hocamız var. Bunlar da bizim arkadaşlar yayındaki yazarlarımız. Gençler unutmayın. Soruların kitaplarının reklamıyla hiçbir işimiz yok. Her soru bankası güzel. Çözeceğin en sizin mantığınıza göre. Hani diyorsunuz ya bu soru bankası kötü diyorsunuz ya. Kötü dediğin soru bankası bile size çok şey katar. Ama yine de seçip çözmek lazım. Yani zaten zaman harcıyorsak biraz daha nitelikli soruların olduğu kitapları çözmekte fayda var. Gençler sanayiye bir nokta koyalım diyorum. Bu bilgileri ama şöyle söyleyeyim. Bak ekranlardaki arkadaşlara da söyleyelim. Hocam bir sürü il yazdık bugün. Ben bu illeri nasıl ezberleyeceğim? Ezberleme zaten.
Ezberlesen ne olur ki bunları? Bağlantı kur. Çıkan sorulara bakın. Hangisi nerede var yok dememiş de ilişkilendiriyorsun. Burada niye bu cam fabrikası var? Ha, kıyıya yakın. Burada niye seramik fabrikası var? İşte şundan dolayı. Burada çimento niye var? İşte ham maddesi bol. O bağlantıları kurabilmek için de işte böyle soruların çok çözülmesi lazım arkadaşlar. Her zaman söylüyoruz. Konu anlatımı güzel, dinlemek çok güzel ama soru çözmezsen bu iş gider. Bunu söyleyeyim. Mantıklı mı? Çok. Gençler, sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.